Merhabalar, Composer eğitim videoları serimize ikinci ders ile devam ediyoruz. İlk dersimizde programı tanıdıktan sonra artık görünümler oluşturmaya başlayabiliriz. İlk olarak görünüm oluşturmaktan bahsedeceğiz. Daha sonra render modlarından bahsedeceğiz. Yani görüntüyü nasıl farklılaştırabileceğimizden ve özelleştirebileceğimizden bahsedeceğiz. Son olarak da Digger ismi verilen aracı kullanacağız bu araç sayesinde neler yapabildiğimizi ders içerisinde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. İlk olarak eğitim parçaları içerisinden Lesson 2'yi açıyoruz. Case Study içerisinde Oil Pump adında bir çalışmamız mevcut. İlk olarak bir görünüm nasıl oluşturulur ona değinmek istiyorum. Ekrandan istediğimiz şekilde görünümümüzü ayarladıktan sonra istediğimiz görünümü buradaki Create View tuşuna basarak buradan bir görüntü oluşturabiliyoruz. Bunun kısa yolu Ctrl E tuşudur. Bakın bu şekilde bir görünüm oluşturduk. İstersek bu görünüme isim verebiliyoruz. Örneğin varsayılan dedim. Yine bakın şu an bir değişiklik yapıp tekrar Create View dediğimde burada yeni bir görünüm oluşacaktır ve bu görünümler arasında çift tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Burada render modlarından bahsedeceğiz. Render altına geldiğinizde burada mod kısmında çeşitli render modları bulunmakta. Gördüğünüz gibi kenarları belirtmek isterseniz bu şekilde smooth with outline ile bunu belirtebilirsiniz. Ve burada çeşitli render modları bulunmakta. Bunlar daha önce de kataloglarda görmeye alışık olduğunuz modlar. Bu şekilde hepsini deneyecek olursanız size uygun olanını bu şekilde gösterip bunlar üzerinden bir view alabilirsiniz. Örneğin şu şekilde oluşturduktan sonra bir view oluşturuyorum. Bakın farklı bir view'a geçtiğim zaman bu render modlarım da korunmuş oluyor. Şimdi ise buradaki Navigate bölümüne bir inceleyelim. İlk olarak buradaki modlardan bahsedeceğim. Rotate mod normal sizin mouse'un topuna bastığınızda gerçekleşen mod. Bundan çıktığınızda zaten tekrardan mouse'un topuna bastığınızda bu moda girer. Ayrıca kaydırma modu var. Bu şekilde taşıma yapabilirsiniz. Bunu bir önceki derste kontrol ve mouse'un topu ile beraber yapabildiğimizi söylemiştik. Buradaki zoom modu var. Zoom modu da şekilde uzaklaşıp yakınlaşmanızı sağlıyor. Bunu da Shift tuşuyla ve mouse'un orta topuna basarak yapabildiğimizi belirtmiştik. Burada Zoom Area mod var. Buna girdiğiniz zaman herhangi bir şu şekilde ekranda çıkan seçim aracından seçim yaparak oraya doğru yakınlaşabilirsiniz. Fly Through mod var. Bu moda girdiğinizde parçaya tıklayarak bu şekilde yakınlaşıp Sağ tıkladığınızda uzaklaşır. Sol tuşa bastığınızda ise yakınlaşma işlemi yapıyor. Bu şekilde parçaya yakınlaşıp uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca buradaki inertia modu açarak da parçayı bu şekilde döndürdüğünüzde kendi ağırlığıyla beraber bir yer çekimini de devreye sokarak bir dönme işlemi yapabilir. Bu şekilde kullanımı da sizin daha da kolaylaştırabilir çalışma şeklinize göre. Zoom fit all dediğimizde zaten tıkladığımızda ekrana sığdıracak şekilde burada yakınlaştırma işlemi yapmakta. Ve align kamera geçelim. Align kamera normal bildiğimiz teknik resimlerdeki ön, arka, üst, yan görünüş gibi görünümleri barındıran bölüm. Örneğin buradan fronta tıklayacak olursak parçaya önden bakıyoruz. Right dediğimizde sağdan bir görünüş ve top dediğimizde üstten bir görünüş elde edebiliyorum. Ve en üstte Align Camera on Face diye bir seçeneğim var. Buna tıkladığımda bir kırmızı ok beliriyor. Bu kırmızı ok benim hangi yüzeye dik bakacağıma yardımcı oluyor. Hangi yüzeye dik bakmam gerektiği konusunda bana yardımcı oluyor. Buradan herhangi bir yüze tıkladım. Örneğin bu yüze ve artık oraya dik bakıyorum. Yine aynı şekilde burayı seçtiğimde buraya dik olacak şekilde bir kamera oryantasyonu gerçekleştirebiliyorum. Bunun altında perspektif, dimetrik, trimetrik gibi farklı bakış açıları var. İsterseniz sizin belirtebileceğiniz bir custom kamera konumunda belirtebiliyorsunuz. Bunları nereden ayarlıyoruz? File içerisinde Properties'e giriyorum. Buradaki Document Properties'e girdim. Document Properties ve Default Document Properties farkını ilk derste zaten anlatmıştık. Buradan Viewport'a girdiğinizde bakın aşağıda Custom Camera View olarak seçenekler var. Bunlara istediğiniz isimleri yazarak buraya İstediğiniz açıları da girerek kendiniz e, özel bir kamera görünümü oluşturabiliyorsunuz. Bunları buraya uyguladığınız zaman ve buradan da e, seçme işlemini yaparak bu kamera açılarını kullanabilirsiniz. İsterseniz e, bu görünümü perspektif bir görünüm de yapabilirsiniz. Bunun için sağ altta bulunan burada kamera perspektif mod var. Bunu aktif ettiğinizde perspektif görünüm aktif hale gelecektir. Örneğin şuradan önden baktığımda bakın perspektif bir görünümle bu açılardan bakabiliyorsunuz. <laughs> bu perspektif açısının bir değeri var. Bu değeri isterseniz siz de değiştirebilirsiniz. Bunun için preferences'a giriyorum. Burada kamera var ve burada default perspektif derecesi var. Burada 45 derece olarak ayarlı. Örneğin siz bunu 60 derece yaptığınızda 60 derece bir perspektif açısıyla perspektifi derecesiyle oynayabiliyorsunuz. Örneğin bu şekilde bir perspektif görünüm elde ettim. Ve bu görünümümü yani View 3 isimli görünümü buradaki ile güncelleyeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Burada Update View seçeneği var. Buna bastığımda bakın buradaki görünümüm artık perspektif olarak güncellenmiş oldu bu şekilde farklı bir görünümden tekrar geri dönecek olursak görünümüm update olduğunu görebiliyoruz. Örneğin burada önden bir görünüş oluşturacağım. Bunun için önden baktığım bir view oluştur dediğimde buraya görünümüm gelmiş oldu. İstersen buna da ön diyerek bu şekilde görünümümü oluşturmuş oluyorum. Tekrardan varsayılan görünümümüze dönelim. Buradan render modunu değiştirip technical yapacağım. Ve burada digger komutundan bahsedeceğiz. Digger komutu burada bulunuyor. Buna tıklayarak aktif edebileceğiniz gibi boşluk tuşuna da basarak digger'ı aktif hale getirebilirsiniz. Şu an boşluk tuşuna bastım ve aktif hale getirdim. Digger aracımız nedir? Digger aracı birçok fonksiyonu bulunan bir araç. Burada neler yapabildiğini beraber uygulayacağız. Şuradaki Show Hide Tools'a bastığınızda üstte ve altta olacak şekilde çeşitli seçenekler geliyor. Bu seçeneklerin ne işe yaradığını beraber göreceğiz şimdi. Buradaki Zoom yakınlaştırıp uzaklaştırma işlemi yapmakta. Bunu daha iyi görebilmek için bir merkez noktası belirlememiz gerekiyor. Bu merkez noktası için burada bir artı tuşu var. Buna basılı tutarak çektiğimde bu şekilde bir merkez noktası belirleyebiliyorum. Burada önemli olan buna basılı tutup çekmek. Şu an sol tuşum basılı bir şekilde basılı tutup çekiyorum. Artı tuşuna basılı tuttum ve çekiyorum. Bu şekilde bu merkez noktasını belirleyebiliyorsunuz. Şimdi buradaki seçeneklere tekrar dönecek olursak buradaki zoom uzaklaşıp yakınlaşmamı sağlıyor. Burada da iki tane tuş var. Bunlar ne işe yarıyor? Buradaki benim hangi moddaysam onun değeriyle oynamama izin veriyor. Bu şekilde yakınlaştım. İstersem buradaki seçenek ile de bu çapı büyültüp küçültebiliyorum. Cutting plane ise ekrana paralel olacak bir şekilde kesme işlemi gerçekleştiriyor yani bir kesit alma işlemi gerçekleştiriyor örneğin buradan parçamı döndürdüğüm zaman kesitin değiştiğini göreceksiniz buradaki X-ray ise parçaları gizlerken gizlenen parçalarında hayalet bir görünüm almasını sağlıyor onun üstündeki seçenek ise hayalet görünüm olmadan bu parçaların gizlenip gösterilmesini sağlamakta. Buradan tekrar zoom moduna dönüyorum ve alttaki seçenekleri anlatalım. Burada light change yine buradaki ışığı değiştirmemi sağlıyor. Burada yine basılı tutuyorum. Şu an hala basılı tuttum sol tuşa. Ve tutup içeriye doğru çektiğimde bu şekilde içeriye bir ışıklandırma eklememi sağlıyor. Onun yanındaki seçenek ise bu yaptığım görünümü kaydetmeye yarıyor. Yani fotoğrafını çekiyor. Buna tıkladığımda bu şekilde siz de bu görünümü elde edebiliyorsunuz. Peki yeni bir tane oluşturmak için ne yapmam gerekiyor? Buradan digger'a tekrar girdim. İkinci bir digger buradan oluşturabiliyorum. Tekrardan bu artı tuşuna basılı tuttum ve Buraya çektim. Zoom modundayken biraz uzaklaşıyorum. Dikkat edecek olursanız buradaki aldığım detay görünüş biraz kalitesi düştü. Bu kaliteyi arttırmak için workshops içerisinden high resolution image'e giriyoruz. Buradaki çözünürlüğümü biraz arttırdığımda kalitenin de arttığını göreceksiniz. Buradaki High Resolution Image'i bir sonraki derslerde zaten göreceğiz. Buradan X-Ray'e moduna geldim. Buradaki şu değerimi kapatıyorum. Şu şekilde bir görünüm elde edip bunu da bir resim olarak kaydedebilirim. Onun öncesinde burada Lock Unlock var. Bunun ne işe yaradığını anlatalım. Burada bir kesit aldığınızda demiştik ki ekrana paralel bir şekilde kesit alıyor. Kesit düzlemi değişiyor. Örneğin ben bu şekilde yandan bir kesit alacağım ve bu kesitin burada korunmasını istiyorum. Bu kesiti aldıktan sonra burada lock dersem bakın bu kilit kapanacaktır. Çevirdiğimde artık orası kesik bir şekilde görünüp onun üzerinden devam etmenizi sağlayacak. Yani ekrana paralel bir şekilde kesit almaya devam etmeyecek. Orayı kitlemiş oluyoruz bu şekilde. Buradan e, x sıraya girerek bu şekilde de bir görünüm oluşturup bunu resim olarak kaydediyorum. Gördüğünüz gibi buranın kalitesi buraya göre biraz daha artmış durumda. Buradaki çözünürlüğü daha fazla artırarak buradaki e, detay görünüşlerdeki çözünürlüğü arttırabilirsiniz. Bu şekilde iki tane detay görünüş aldım ve bunları yeni bir görünüm olarak kaydediyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görünürlük, patlatma görünüşleri, yazı ve notlar ekleme, stiller ve vektörel çıktı almaktan bahsedeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.